Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda güncel ve genel kültür karışık olacaktır. Hemen başlayalım arkadaşlar vakit kaybetmeden. İlk sorumuz gelsin. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un mezarı nerededir? Cevabımız İstanbul'dadır arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı nerede yazmıştır? Taceddin Dergahı Ankara'da yazmıştır. Bu sınav döneminde Ankara'ya gittiğinizde ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bambaşka bir yer, bir parkın içerisinde. Güzel bir yer. Hatta bir üniversitenin kampüsüne çok yakındı. O semtin adını şu an hatırlayamıyorum. Sabah kahvaltıya falan gitmiştik. Güzel kahvaltılar vardı, serpme kahvaltıları. Gitmişken orayı da gezmiştik. Gezmenizi tavsiye ederim. Türkiye'nin en uzun mağarası hangi şehirdedir? Epey bir araştırmadan sonra iki yeri gösteriyor idi. Sonunda burası olduğunu tespit ettim, bulabildim. Cevabımız Isparta'da arkadaşlar. Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Pınar Gözü Mağarası, ülkemizde yer alan en uzun mağara olma özelliğine sahiptir. Toplam uzunluğu 15 kilometre olan Pınar Gözü Mağarası, Isparta ilinin Yenişar Bademli ilçesinde yer almaktadır. Yani bu kısmı detay çok lazım değil ama Isparta'da olduğunu biliniz ve Pınar Gözü Mağarası olduğunu biliniz. Belki ismi de sorulabilir. Dünyanın kalorifer sistemi döşenen ilk sarayı hangisidir? Aklınıza Avrupa'da, ABD'de başka yerde bir saray gelmesin. İshak Paşa Sarayı'dır arkadaşlar. Bu da Ağrı Doğu Beyazıt'tadır. Diğer sorumuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında final maçında İtalyan Mora Nespoli'yi yenerek Olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuz kimdir? Cevabımız herkes tarafından biliniyor. Bildiğinizi tahmin ediyorum ama yine de yazdım buraya. Mete Gazoz'dur arkadaşlar. Araştırırken Tokyo Olimpiyatları 2020 yazıyor, bazı yerde 21 yazıyor. Bayağı bir tereddüde düştüm. Belki siz de diyeceksiniz hocam 2020 değil miydi falan diye. Sonra anladım ki 2020'de pandemi olduğu için bu 2021'de düzenlenmiş. Normalde 2020'ymiş, 2021'de düzenlenmiş. Yani 20'de deseniz, 21'de deseniz aynı olimpiyatlar farklı. İki tane farklı olimpiyat değil. Haberiniz olsun. Spil Dağı Milli Parkı hangi bölgemizdedir? Yanlış hatırlamıyorsam 2018 ya da 19'da bu sorulmuştu. Tekrar sorulabilir mi? Sorulabilir. Yine de aldım buraya ben. Cevabımız Ege bölgesinde arkadaşlar. Manisa'dadır. Türk tarihinde bilinen ilk şair kimdir? Cevabımız Aprin Çor Tigin. İlk bilinen şair bu kayıtlara göre. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kimdi? Bunun gibi soru geliyor. İki senede bir bu şekilde geliyor. Şimdi biraz sonra kaçıncı, beşinci, altıncı Cumhurbaşkanı kimdir diye de bir soru gelecek. O da sorulmuştu. Beşinci sorulmuştu sanıyorum birkaç yıl önce. Bu yılda benzeri bir soruyu bekliyorum. Cevabımız Fahri Korutürk arkadaşlar. Türkiye'nin beşinci Cumhurbaşkanı kimdir? Sanırım buydu birkaç yıl önce. 10 yıl üst üste sınava girince soruların bir kısmını hatırlayabiliyorum. Birkaç yıl önce bu soru sorulmuştu. 5. kimdir diye, 5. Cumhurbaşkanı kimdir diye. Cevdet Sunay. Arkadaşlar bunu ezberlemenin güzel ve kolay bir yolu var. Buraya da aldım detayını. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk. Bunu herkes biliyor. İkincisi İsmet İnönü. Bunu da biliyor. Ondan sonrakileri alfabetik sıraya göre bakalım. Celal Bayar, Cemal Gürsel, LM gidiyor. Bakınız Celal'in L'si, Cemal'in M'si. Bir sonraki Cevdet, hepsi C ile başlıyor. V, onlardan sonra geliyor. Cevdet Sunay. Daha sonra Kenan Evren, Kenan Evren'den sonra Turgut Özal devamını zaten biliyoruz. İlk bizi zorlayan bu ilk 5 tanesidir. Onlar da alfabetik sıraya göre baktığımızda rahatlıkla aklımızda tutabiliriz. Yani uzun uzun ezberlemek için uğraşmaya gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Doğru cevabımız Erzurum'dan seçilmiştir. Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Bazen itirazlar geliyor.
Osmanlı mebusundan bahsediyoruz. TBMM'den değil, Osmanlı mebusundan. Osmanlı mebusuna Erzurum'dan seçilmiş. Bir sonraki sorumuz, Çukurova bölgesinin eski adı nedir? Kilikya'dır arkadaşlar. Hatta Kilikyalılar Cemiyeti vardı bu Kurtuluş Savaşı dönemlerinde. Piemento hangi ülkenin önceki adıdır? Evet, doğru cevabımız İtalya. 1870'li yıllarda siyasi birliğini tamamladıktan sonra Almanya ile birlikte, hatta İtalya bir yıl önce 1870, Almanya 1871 olması lazım. Tam emin değilim ama o yıllara denk geliyor. Hemen sömürgelere başlamışlardı. Ondan önceki adı Piemento imiş. Ülkemizde en kısa süreli cumhurbaşkanı olan kişi kimdir? Cevabımız Turgut Özal. Belki itiraz edenler olacaktır. Arkadaşlar Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken öldüğü için görev süresini tamamlayamadı ve en kısa süreli Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'de şeker fabrikasının olmadığı tek bölge hangisidir? Arkadaşlar birçok yerde var. Sadece ve sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde şeker fabrikası yoktur. Çıkar mı bilmiyorum ama aldım buraya. Diğer bir sorumuz, Türkiye'de hangi bölgede turizm gelirleri diğerlerine göre daha yüksektir? Bu soruyu ilk gördüğümde direkt Akdeniz bölgesi diye düşünmüştüm ama Marmara bölgesiymiş. Çünkü İstanbul başlı başına bir kongre bölgesi olduğu için o bölgeye daha çok ziyaretçi geliyormuş. Biz sadece turizm amaçlı ya da ne bileyim işte deniz amaçlı geldiklerini düşünüyoruz. İş amaçlı gelenler de turist sayılıyor. İstanbul iş kenti olduğu için orada daha fazla imiş. Son zamanlarda bu kongrelerin Antalya'da daha fazla düzenlendiği söylense de demek ki iş amaçlı gelenlerle birlikte yine Marmara bölgesi ön plandaymış. Yaptığım araştırmalarda karşıma bu çıktı. Farklı bulan varsa yorumlarında altına yazsınlar, düzeltiriz arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması nedir? Dünya Sağlık Örgütü. Bunlar hep İngilizce olduğu için. World'ün W'si. W demek istemiyorum, İngilizce öğretmen olarak çok işime gelmiyor. Türkçesini söylemek istedim. W H O WHO Dünya Sağlık Örgütü. World Health Organization. Aralık 2021'de ABD'nin Florida eyaletinden uzaya fırlatılan TürkSat 5B uydusu Türkiye'nin aktif kaçıncı uydusu olmuştur? Bakın burada bir iki bilgi birlikte veriyorum. Bir, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı. Ondan sonra hangi uydu bu? TürkSat 5B uydusu. 2021'de oldu. Kaçıncı aktif uydumuzmuş? Altıncı aktif uydumuzmuş arkadaşlar. Unutmayalım. Geldim 18. soruya. Aralık 2021'de hayatını kaybeden, hayatını yazmışım. İki tane T olmuş. Düzeltilmesi lazım. Türk felsefe profesörü kimdir? Cevabımız Teoman Duralı. Bu tür soru her sene benzeri bir soru geliyor arkadaşlar. Yani bu olma ihtimali yüksek. Bunu bir kenara yazın. 2021'de felsefecimiz Teoman Duralı hayatını kaybetmiş. 2021 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemize boks dalında altın madalya kazandıran, burada da M'ye yazmışım altın derken, altın madalya kazandıran kadın sporcu kimdir? İki defa da kontrol ettim aslında ama yoğunluk ve yorgunluk var demek ki, yazım hataları çıkıyor. Hiç kusura bakmayın, özür diliyorum. Buse Naz Sürmeneli arkadaşlar. Buse Naz Sürmeneli altın madalya kazandı. Bir Buse Naz daha vardı. Az önce bakmıştım, soyadını unuttum. O da gümüş madalya kazanmış. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası hangisidir? Cevabımız Burdur İnsuyu mağarasıdır. Birkaç yılda bir ziyaret ederim. Bu geçtiğimiz yaz yine gittim. Yani çok fazla su kalmamış ama mağara yine mağara olarak durmaktadır. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatırken bir duyuru yapmak istiyorum. Üçüncü videomuzda bu solunum cihazı Bioventin ilk defa ihraç edildiği ülke Litvanya olacaktı. Slovenya yazmışım. Öğretmen arkadaşlarımızdan birisi uyardı. Altına da düzeltme notu düştüm ama hani her ihtimale karşı burada da söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Hoşça kalın.